Toplum yok dendi. Hı-hı. İfade bu şekilde, devlet değil. Devlet mi, ülke mi? Ülke de diyebiliriz, toplum da diyebiliriz hocam. Yani ne diyeceksek tabii onu net söylememiz lazım. Ben biraz, yani ne diyeceksek... Eğer izin verirseniz ben biraz dil bilimciyim. Niye prospektüsleri anlamıyoruz diye sorabilirim. Yani dilin içerisinde de başka diller var. Biraz dil çerçevesine tutalım. Sonrasında zannediyorum zaten Kürt'le ilişkin her şey aynı zamanda siyasi de bir şey olduğu için siyasete zaten girilecek. Burada direkt siyasete girerek ezberlere girmeyelim. Şimdi insan... Yeryüzüne insan olarak gelmesi itibariyle zaten çeşitli haklara sahip olarak doğar. Bunun için sizin ayrıca mücadele etmenize, bunu talep etmenize gerek yok. Devlet dediğimiz kurum ise insanların bir araya gelip kurdukları büyük bir organizma. Bir kamu hizmeti üretir. Bu kamu hizmetinin içerisinde her şey vardır. Yol da vardır, elektrik de vardır. Bilmiyorum, Özal döneminin ezberleriyle söylersek. Bunun içerisinde eğitim de vardır. Ve bu eğitim... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yoktur diyor, evet. Sinan Bey. Yok. Olmaz olur mu? Bakın söyleyeceğim bir dakika. Şimdi bir Avrupa'da mesela İngiltere'de İngilizceyi biliyoruz değil mi? İşte Gal dilini biliyoruz. İngiltere'de ölen diller diriltiliyor. Ölen, mesela İri dili vardır. 1800'lerde öldü. Şu anda o diriltiliyor. 30 bine yakın insan konuşuyor. Bize de vardır. Adı Geçece. Evet. İsveç'te yine böyle şeyler var. Kazakistan'da 100 dilde eğitim... Bunun içerisinde Kürtçe de var. 100 dilde eğitim veriliyor. Efendime söyleyeyim, Hindistan'da 156 tane resmi dil var. Şimdi resmi dil devleti böler demek ya da bölücü bir taleptir demek şuna getirir insanı. Asimilasyon devam etsin. Asimilasyonla ilgili en özlü ifadeyi bu ülkenin başbakanı söyledi. Tabii ki dışarıda söyledi bunu. Asimilasyon bir insanlık suçudur. Eğer işin pedagojik kısmına gelirseniz, ben 38 yaşındayım ve bu televizyonlarda genellikle hikaye anlatılır. Ben o yüzden pek katılmıyorum programlara. Ama ana dil bir eğitim görmemiş olmaktan kaynaklı gerçeklikle kurduğum, hayatla, dünyayla kurduğum ilişki baştan bir travma ilişkisi haline geliyor zaten. İşin pedagojik, psikolojik kısmı bu. Siyasi kısmı ise zaten doğuştan insan olarak yeryüzüne geldiğinizden dolayı ana dilde eğitim hakkınız var ya, diyelim ki verilmedi bu hak, esirgendi. Çeşitli siyasetlerle, rejimlerle. İnsanlar bunun için mücadele ederler, öyle değil mi? Bir takım insani hakları için. Şimdi Kürtlerin insani haklarını, yani doğuştan zaten insan olarak dünyaya gelmelerinden kaynaklı hakları için ödedikleri bedeller çok ağırdır. Bunu şu şekilde formüle etmek gerekiyor. Yani ortak aklın, kamu aklının şunu düşünmesi gerekiyor. Ben eğer başka dillerde eğitime izin veriyorsam, mesela 10 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu şu kararı aldı. Artık ilk öğretim okullarında Arapça'da seçmelidir. Başka hangi diller var? Rusça var. Başka? Çince var. İngilizce var. Almanca var. Orta öğretim düzeyinde. Neden Kürtçe? Neden yok? Yani bir hak olarak zaten Kürtler insan değil mi? Oraya geçtik. Madem vermiyorsunuz, bunun için mücadele etmişler. Ver o zaman. Burada bir tek mesele aslında iki devlete gidiş. Bu yani sorun bir şey biraz değil. Orada yatıyor gibi, cahilliğimi hoş görünüm. Ben doğru sayımı televizyon izleyen, gazete okuyan birisi değilim. Demin gelirken bu DTK'da alınan kararlara baktığım zaman orada Türkiye vurgusu çok belirleyici. Yani orada iki devlet meselesi falan yok. Fakat Kürt sorunu nasıl çözülecek? Ne bekliyorduk? Yani insanlar ellerini kollarını getirip teslim edecekler miydi? Ya da bütün taleplerinden vaz mı geçecekler? Bir şekilde çözüm olacak. Bu çözüm de nasıl oldu? Özürttük diyeceksiniz. Başka nasıl çözülür? Şurada merak ettiğim bir şey var. Dilin ölmesinin önüne geçmesinin tek çaresi ana dilde eğitim midir? Evet. Yani başka türlü de olabilir. Bir enstitü kurulur, orada araştırmalar yapılır, şimdi Kürtçe, geliştirilir. Olmuyor Kürtçe, yaklaşık 40 milyon insanın, Ortadoğu'da 40 milyon insanın konuştuğu bir dil. Evet. Biz bunu bir arkeolojik olgu olarak ele alamayız. Hı. Yani bu öyle bir dil değil. Hı. Edebiyatı, kurumları olan bir dil. Bir tarihselliği olan bir dil gerekiyor. Yani bir kamu hizmeti nasıl herkese ayrımsız paylaşılması gerekiyorsa ülkedeki bütün etnik gruplar, bütün mezhebi gruplar, bütün inanç grupları, efendime söyleyeyim bütün ideolojik gruplar hepsinin eşit şekilde ya da kendi hak ettikleri şekilde o pay alması gerekiyor. O konuda bir itiraz yok. Zannediyorum sonuna doğru geliyoruz. Bir Yugoslavya örneği verdim. Yugoslavya örneği zannediyorum bugünden sonra hep olumsuz anlamda kullanılacak. Ben şunu söylemeye çalıştım. Yani her şeyi ideal yaptığımız zaman da toplumları bir arada tutamayabiliyoruz. Hı hı.
Her şey de... Yugoslavya'da ideal mi yapıldı her şey? Efendim, herkesin kendi devleti, kendi bayrağı, kendi dili, kendi televizyonu vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani gönüllü birliktelik bu noktada çok anahtar, evet, anahtar bir işlev olduğunu düşünüyorum. Yani Yugoslavya'da gönüllü birliktelik yoktu, zorunlu birliktelik vardı. Evet, aynen öyle. İsimleri vardı, kendi ülkeleri vardı, isimleri vardı değil mi? Yugoslavya iken. Yugoslavya ne demir perde üyeydi, ne NATO'ya üyeydi. Bağlantısızlar ya da 3. Dünya gibi bir lider bir ülkeydi. Ne oldu? Evet. 300 bin insan birimini boğazladı. Dağıldı. Ya, bir dakika, demek ki her şeyi doğru yapmanız bile aslında bazen toplumları birbirine düşürebiliyor. Ben Makedonya sınırından çevrilmiş bir insanım. Niçin çevrildim? Batman doğumlu olduğum için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vize uygulaması yapmayan Makedonya Devleti'ne bir Kürdistan haritası vermiş. Buradan doğanları içeri alma diye. Orası demokrasinin, insanın, ne bileyim işte daha doğru düzgün bir sosyalizmin ülkesiyken neden bu kadar dağıldı da, neden bu kadar insanlar boğazladı birbirini? Biz bunun önünü nasıl alabiliriz? Özgürlükleri genişleterek mi? Değil mi? Yoksa aynı baskıcı, totaliter yapıyı devam ettirerek mi? Burada bir ortak dil, ortak bir vatandaşlık bilinci geliştirmemiz gerekiyor. Sen ne kadar bu toplumun, bu devletin bir üyesiysen, bu ülkenin bir vatandaşıysan, ben de aynı şekilde bu bağlılığı duymalıyım. Hı hı. Şimdi Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki, Kürdistan Federe Bölgesi'ndeki çocuklardan söz ediliyor. Bu insanlar Saddam'a karşı savaşarak bu noktaya geldiler. Şimdi biz neden Saddam dönemini bir ideal dönem olarak alalım? Artı ben çok iyi biliyorum, orayı da biliyorum. Yani işte, şu an Saddam falan yok değil mi? Efendim şu anda yok tabii ki. İşte yani olmasın. Irak Cumhurbaşkanı da Kürt, işte Dışişleri Bakanı da Kürt. Zaten efendim Irak Anayasası ayrışma devam ediyor. Saddam döneminde de başbakanlık, meclis başkanlığı ve cumhurbaşkanından birisi Kürtlere, birisi Şii Araplara. Ayrışma mı, bütünleşme mi devam ediyor? Ona geleceğim. Birisi Sünni'ye verilirdi. O Irak Anayasası'nın yapısından dolayıdır. Yoksa Celal Talabani'nin Kürt olmasından kaynaklı değil. O zaten eskiden de öyleydi. Ben mevcut durumdan bahsediyorum. Ben biraz İran'daki Kürt bölgesini de biliyorum. Oradaki üniversiteleri, yapıları falan biliyorum. Orada hemen hemen herkes üç dil konuşur. Mesela en son geldiğimde bir Erbilli, pardon Kerköklü bir Türkmen bindi benimle. Ve üç dil biliyordu. Kürtçe konuşa konuşa geldik. Kürtçe, biraz daha sonra Arapça, hani, Türkçe. Tabii tabii. Bütün herkes biliyor aslında onu. Yani bahsettiğim gibi sonuçta hiçbir şey olmamış gibi konuşamayız. Hala sancıları, ağrıları ağrıyan insanlar var. Hala sızlayan insanlar var. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Yani sadece sizin halinizden ya da kendiniz olması gerekmiyor. Bilecik'ten tutun Van'a kadar, oradan ne bileyim Trabzon'a kadar, oradan Muğla'ya, Diyarbakır'a, Mardin'e kadar yüz binlerce insan korkunç şeyler yaşadı. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Bu noktadayız artık. Umarım bu noktadayızdır. Bir daha eskiye dönülmez. Bütün çocukluğumuz, ilk gençliğimiz bunun içerisinde geçti. Türkiye'deki herkesin, sadece bölgede yaşayan insanların değil. Süremiz bitmiş. Evet, bunu çözümlememiz ancak ve ancak gönüllü birliktelik de olabilir. Herkesin dahil olacağı, başka düşüncelerinde, yani beyefendilerin düşünceleri gibi de onların da göz önünde tutulacağı bir toplumsal konseptle söz konusu olabilir diye düşünüyorum.